Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eddersü saminu ve selasune min suretil Bakara. Bugün Nesefi tefsirinin Bakara suresinin 38. dersini okuyoruz. Ayette 27. ayet. Hani ve ma yudillu bihi illel fasikin demişti. Fasıklar kimlerdir? Ellezine yankuduna ahdallahi. Fasıklar o kimseler ki Allah'ın ahdini bozuyorlar. Min badi misakihi. O ahdi kabul ettikten sonra, kesinleştirdikten sonra bozuyorlar. Ve yaktağını ma emrallahu bihi. Allah neye emretmişse onu da kesiyorlar. O da ondan bedel de bihideki hadan bedel de en yursa de. Allah neyi vesil etmiş ise, neyin vesilini emretmişse, neyi yerine getirin demişse onlar onu kesiyorlar. Kusile rahim gibi. Ve yufsidunu fil ardi. Yeryüzünde bozgunluk yaparlar. Ulaike humul hasirun. Bunlar nedirler? Bunlar hasirdirler. Ne demek? Zarar, ziyana uğramış bunlardırlar. Bunların gayrisi değil. Ulaike hasirun muhtakber marife hasre ifade ediyor. Bu hasr elgami cinsten çıkıyor. Hum demirul fasr o da tekidi ifade ediyor. Aşağı gelelim. Ellezine yankudunu ahdallahi. Nakd ne demek? En nakdu el feshu. Nakd bir şeyi çözmek. Ve fekku terkibi. Herhangi bir şeyin terkibini açmak. Mesela ip birbirine düğümlenmiş onu açmak. Kelimeler birbirine dizilmişse onları birbirinden kopartmak. Taşlar birbirine konulmuşsa onları dağıtmaktır. En nakdun. Nakd nedir? El feshu ve fekku tertibi. Vel ahdu. Ahd ne demek? Ahd el mevsihu. Ahda ne demek? Ahad mevsik demek. Oldu. Mevsik ismul mekan olabilir. Mestere mimi olabilir. İsmul mester de olabilir. Aha demek mevsik. Bizim bildiğimiz söz vermek, güvence vermek demektir. Peki bu ahdi bozanlardan murad kimlerdirler? Vel muradu biha ula inna qidine li ahdillahi ahbarul yahud el muteannitun. وَالْمُرَادُ بِهَا اُولَٰئِ النَّاقِد۪ينَ. Bu nakidlerden murad اَنَّاقِدَ لِيَحْدِ اللّٰهِ. Allah'ın ahdini nakid eden, bozanlardan murad اَحْبَارُ الْيَهُودِ. Yahudilerin alimleridirler. اَلْمُتَعَنِّتُونَ. O ki ne ediyorlar? İnat ediyorlar. Yoksa kitaplarında var, biliyorlar. İnade binaen, taannütlerine binaen ne ediyorlar? Allah'ın ahdini bozuyorlar. Ev yahut murad nakillerden ahbarul yahud değil, ev munafikuhum. Ev munafikuhum. Şöyle durada Sibir'i bekliyor. Ev munafikuhum. Yahut da Yahudilerin münafıklarıdır. Murad Yahudilerin münafıkları. Evul kuffaru cemiyan. Yahut da ahdi nakillerden murad bütün ne? Bütün kafirler. Anlaşıldı değil mi? Bittiğim. Peki nakidlerden murad ahbarul yahud olabilir, munafikul yahud olabilir, kufar cemiyen, cemen kufarın tehkididir, olabilir. Yan kuduna ahdallahi. Ahdullah ne demek? Ve ahdullahi, Allah'ın ahdi ma rekeze, o şey ki kök salmış, muhkem olmuş, fi'ukulihim, onların akıllarında. O da minel hücceti ala tevhidi. Tevhid üzerine hüccettir, delildir. Demek ahdullah nedir? Marrakeze fi ukulihim. Akıllarında muhkem olan, sağlam, kök salmış olan şey demek. O da nedir? Minel hücceti ala tevhidi. O da tevhid üzerine olan hüccet. Yani ahdullah'dan murad Allah'ın tevhidi üzerine olan hüccet ki onların akıllarında yer almış. Murat odur.
Peki niye buna ahd deniliyor? Hüccete niye ahd deniliyor? Keennehu sanki bu marakeze fi okulihim emrun sanki bu bir emirdir. Vessahum Allah onlara vasiyet etmiş bihi bu emirle. Ve vessakahu aleyhim sanki onların üzerine vesika kılmış, muhkem kılmış. Yani keennehu ahden murad marrakeze fi kulubihim. Niye marrakeze fi kulubihime ahad denilsin? Niye misaf denilsin? Diyor keennehu emru vessahum bi ve vessakahu aleyhim. Ha bundan dolayı buna ahad denirler, misaf denirler. Ev ve ahdullahi marrakeze ev ahzul misaki aleyhim. Ahdullah'dan murad nedir? Ahzul misaki aleyhim. Ahzul mesler okuyorum. Ve ahdullahi marakeze yahut da ve ahdullahi ahzul misaki aleyhim. Neyin üzerine atıftır? Ma üzerine atıftır. Ve yahut da ev ahzel misaka aleyhim. Ev ahzel ne? Ev ahzel misaka aleyhim. Fiil okursak o zaman mahzuf bir şeye matuftur. Sanki demiş ahazallahu el ahda aleyhim bi ukulihim. Ey ahazallahu bak marakeze fi kulubihim ne demek? Yani ahazallahu ahda aleyhim hala o şey var mı orada? Al bunu. Bu sanki fiil diye mani diyorlar. Sanki mesel olsa daha iyidir. Burada bir şey yok. Siz onu şöyle yapın. Benim dediğim gibi. Bakın. Ev yahut ahdullah nedir? Ahzul misaki aleyhim. Onların üzerine misakın alınmasıdır. Onların üzerine misak nasıl alınır? Anlıyorsan Abdullah bak ben ahzul mesel okuyorum. Şimdi fiile bir daha döneriz. Ev ahzul misaki aleyhim. Ahzul misak bi ennehum izâ bu'ise yani Allah-u Zülcelal Yahudilerden ahd almış. Neyle ilgili? Bi ennehum İza bu'ise ileyhim rasulun. Size bir rasul gönderildiği vakit o rasul ki yusaddikuhullahu bi mucizatihi Allah onu mucizatlarıyla tasdik ederse yani yüce Allah mucizatlarıyla tasdik ettiği bir rasul size gönderildiği vakit onlara gönderildiği vakit saddakuhu onlar onu tasdik edecekler ve tebauhu ona tabi olacaklar. وَلَمْ يَكْتُمُوا زِكْرَهُ onun zikrini cahillerden, geleceklerden onu gizlemeyecekler. İşte Allah'ın ahdi bu demek. Tekrar ediyorum. اَوْ اَخْزُ الْمِسَاقِ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُمْ اِذَا بُعِسَ اِلَيْهِمْ رَسُولٌ يُصَدِّقُهُ اللّٰهُ بِمُعْجِزَاتِهِ صَدَّقُوهُ وَاتَّبَعُوهُ وَلَمْ يَكْتُمُوا زِكْرَهُ اَوْ اَخْزُ اللّٰهِ الْاَحْدَ عَلَيْهِمْ yahut da ahdullah demek اَخْزُ اللّٰهِ الْاَحْدَ عَلَيْهِمْ Allah'ın onlardan ahd almasıdır. Neyle ilgili? اَلَّا yani بِاَلَّا orada en var bamukader اَلَّا يَسْفِكُوا دِمَاءَهُمْ اَلَّا يَسْفِكُوا دِمَاءَهُمْ birbirlerinin kanlarını dökmeyeceklerine dair Allah-u Zülcelal'ın onlardan almış olduğu ahittir. Allah'ın ahdinden murad odur. اَوْ اَخْزُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَلَّا يَسْفِكُ دِمَاءَهُمْ وَلَا يَبْغِي بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ yahut da وَلَا يَبْغِيَ اَلَّا يَسْفِكُ دِمَاءَهُمْ وَلَا يَبْغِيَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ bazıları bazılara zulmetmeyecekler. وَلَا يَخْتَعُونَ اَرْحَامَهُمْ سِلَيْءِ الرَّحِمْ kesmeyeceklerine dair Allah'ın bu ahdidir. Burada ahdullah'tan murad odur. Geri dönelim.
وعهد الله ما ركز في قلوبهم من الحجة على التوحيد كأنه أمر وصاهم به ووسقه عليهم أو أخذ المساق عليهم. بو أخذ المساق كأنه أمر وصاهم به أو أخذ المساق عليهم بو وصاه زنا عطف edebiliriz. İyi midir? Hayır. Fiil okursa ona atfedebiliriz ama iyi değil. Veya mahzul bir şeye ne ederiz? Atfederiz. Ahazda hani bu ahdullahi yani ahazallahu aleyhim ve ahazel misaka aleyhim. Ev ahazel misaka aleyhim ahazallahu el ahdaya da ne edebiliriz? Atf edebiliriz. Burada ahazda okursak aşağıda ev ahazallahu el ahda aleyhim onu da fiil okuruz. Yukarıdaki mesler aşağıdakinin mesler, yukarıdaki fiil aşağıdaki de nedir? Fiildir. Bana kalırsa mesler daha iyidir. Yalnız buradaki haşede mahzufe matuf demeyle fiil olduğuna işaret ediyor. Vaktiyle ahdullah ile halkı selasetu uhudin. Bir kile demiş Allah'ın kullarına, mahlukatlarına vermiş olduğu ahad üç tane. الأحد الأول بلنج أحد الذي أخذه على جميع زرية آدم عليه السلام وأحد الله ذو الجلال onu bütün آدم عليه السلام زريتinden almış. Ne demiş onlara? Nasıl أحد أحد almış? بأن يقروا بربوبيته. Onlar onun rububiyetini ne edecekler? İkrar edecekler. Yüce Allah bütün beni Adem, bütün Adem zürriyetinden onun Allah'ın rububiyetini ikrar edeceklerine dair Allah onlardan ahd almış. Ve huve kavluhu ta'ala ve iz ahada rabbuke min beni Adem'e el aye el araf. Araf suresinin 172. ayetinde bak diyor senin Rabbin beni Adem'den ahd almış. Ha demek ki bu delildir ki yüce Allah bütün beni Adem'den, bütün zürriyeti Adem'den ahd almış. Bu birinci ahdın delili. Ve ahdun bil ahd var hasse bihin nebiyyine. Ve ahdun hasse bihin nebiyyine. Allahu Zülcelal nebileri ona has kılmış. Ne diye has kılmış? En yübelligu risalet. O da nedir? Bi en yübelligu risalet. Yani Yüce Allah peygamberlerden ahed almış ki onun risaletini tebliğ edecekler. Yani Yüce Allah kendi risaletini tebliğ edeceklerine dair peygamberlerden, rusullarından almış olduğu ahittir. Bu da ikinci ahit. Birinci ahit, bütün zürriyeti Adem için geçerlidir. İkinci ahit, kimler için? Nebiler için. Nebidir, nebilere hastır. Ve yuqimu dine, dini ikamet edecekler. Peki ikinci ahit, ko en yubelligu risalete ve yuqimu dine. Bunun delili ne? Böyle bir ahdın varlığıyla ilgili ayet, hadis var mı? Evet. Ve huve kavluhu ta'ala. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِسَاقَهُمْ bak, Ahzab 7. ayetinde Yüce Allah diyor, biz nebilerden misaklarını almışız. Demek nebilerden misak alınmış. وَأَحْدٌ bir ahda وَأَحْدٌ bir ahda خَسَّ بِالْعُلَمَاءَ Ulemalar o ahda nedirler? Hasse bil ulema, Yüce Allah ulemaları o ahde has kılmış. Yani o ahad ulemalarla ilgili. O da ve huve kavluhu ta'ala, onun delili de bu ayet. Ve iz ahadallahu misaqellezine utul kitabe letubeyyinunnehu linnasi ve la tektumunnehu. İşte o da budur. Yüce Allah ne diyor? وَإِذَا خَزَ اللّٰهُ مِسَاقَ الَّذ۪ينَ اُتُ الْكِتَابِ Kendine kitap verilen alimlerdir.
Ne ahde almış? لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ Siz bu kitabı insanlara beyan edeceksiniz. وَلَا تَكْتُمُهُ İnkar etmeyeceksiniz, saklamayacaksınız. وَقِيلَ اَحْدُ اللّٰهِ اِلَى خَلْقِ سَلَاسَ الْاُحُودِينَ الْاَحْدُ الْاَوَّلُ الَّذِي اَخَزَّهُ عَلَى جَمِعِ زُرِيَّةِ آدَمْ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِأَنْ يُقِرُّ بِرُبُوبِيَّتِهِ وَهُوَ قَوْلُ تَعَالَى وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ الْاَعْرَافَ وَاَحْدٌ خَسَّ بِالنَّبِيِّنَ اَنْ يُبَلِّغُ الرِّسَالَةَ وَيُقِيمُ الدِّينَ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَاِذْ اَخَذْنَا مِسَاقَ بَنِي وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِسَاقَهُمْ وَاَحْدٌ خَسَّ بِهِ الْعُلَمَاءَ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَاِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِسَاقَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ Oldu. Bitti. Yüce Allah kullarından demek ki üç ahit almış. Bir ahit gelen kullar için, bir rusullar için, bir de ulemalar içindir. اَلَّذِينَ يَنْقُدُونَ اَحْدَ اللّٰهِ Demek ki Yüce Allah, biz hani bize alim geçiniyoruz goya. Bizden almış olduğu ahit nedir? Biz Allah'ın dinini insanlara anlatmalıyız, beyan etmeliyiz. Bildiğimizi saklamamalıyız. Bunu yaparsak Allah'ın ahdini yerine getirmiş oluyoruz. Aksi takdirde Yüce Allah'ın bize almış olduğu ahdi yerine getirmiş olmuyoruz. اَلَّذِينَ يَنْقُدُونَ اَحْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِسَّاقِهِ Ahden misakından sonra ahdi bozuyorlar. Şimdi misak eslu minel visakati. Misak mesere mimidir. Visakat meserinden muştaktır. Visakat ne demek? Ve hiye ihkamu şeyi. Visakat ihkamu şey demektir. Visakat ne demek? İhkamu şey demek. Ve demiru lil ahdi. Misakihi ahde gidiyor. Biz de demin ahde götürdük. Ahd nedir? Ve huve ma vessekuhu bihi ve huve. Hani misaki, ahden misaki. Ahden misaki ne demek? Ve huve ma o şey ki vesseku bihi ahdallahi. O şey ki onlar onunla Allah'ın ahdini pekiştirmişler, muhkem kılmışlar. O ahdullah adam min kabulihi. Nasıl Allah'ın ahdini onunla pekiştirmişler? Min kabulihi, onu kabul etmişler. Ve ilzamihi enfusehum, onun nefislerine ilzam etmişler. Kabul etmişler ve kabul etmek zorunda bırakmışlar enfuslarını. Asluhum minel visakati ve huve ihkamu şey'i ve damiru lil ahdi ve huve ma vessaku bihi ahdallah min kabuli ve ilzamihi enfusehum. وَيَجُزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَ تَوْسِقَتِهِ وَيَجُزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَ تَوْسِقَتِهِ مِسَاقُ الْأَحَدْ demek, tevsikati demek. Yani biraz önce misak, ismul alet mana ettik. Bu sefer misak, mesele mimi. Demin mesele mimi dedim, öyle değil. Birinci mana, misak ismul alet olmasına göre. İkincisi, en yakını bir mana tevsikatihi, bu da nedir? Mesele mimi olduğuna işaret ediyor. Kemma ennel mi'ade bir mana lil va'di. Nasıl mi'ad, mesele mimi, mana va'd geliyor ise onun vezinindeki misak, mesele mimi, mana tevsikat gelebilir. Bitti. Aslu minel visakati ve hiye ihkamu şey'i وَالدَّمِّرُ لِلْأَحْدِ وَهُوَ مَا وَسَّقُوا بِهِ أَحْدَ اللّٰهِ مِنْ قَبُولِهِ وَإِلْزَامِ أَنْفُسَهُمْ وَيَجُزُ أَنْ يَكُنَ بِمَعْنَ تَوْسِقَتِهِ كَمَا أَنَّ الْمِعَادَ بِمَعْنَ الْوَعْدِ وَالدَّمِّرُ نَا وَالدَّمِّرُ لِلْأَحْدِ اَوْ لِلّٰهِ تَعَالَى دَمِّرْ مِنْ بَعْدِ مِسَاقِهِ مِسَاقِ اللّٰهِ Demir kime gidiyor? Ahde gidiyor. Allah'a gidiyor. Mana nasıl olur? Ey min ba'di tevsikatihi. Allah'ın muhkem kılmasından sonra. Kimin üzerine muhkem kılmış? Aleyhim, onlar üzerine. Yani Allahu Zülcelal onların üzerine ahdini muhkem kıldıktan sonra.
min ba'di misaqillahi aleyhim. Neyi misak etmiş? El ahde. O nereden anlaşılıyor? Ellezine yankuduna ahdallahi. Oradan anlaşılıyor. Demek evlillahi teala misakideki demir Allah'a gider. Ey min ba'di tevsikati aleyhim. Ve min li iptidail gayeti. Min ba'di misaki min iptidaul gayet içindir. İptidaul gayet için olan min ne demek? O ki mabadın kablindeki fiilin başlangıcı mabadından oluyor. Mesela sirtu minel besreti bu min iptidaul gayet içindir. Ne demek? Kabildeki fiil kusirdir. Minin mabadi olan besredir. Oradan başlamış. Oradan iptida edilir. Fasıklar kimlerdir? Ellezine yankuduna ahdallahi min ba'di misaqi bi ve yaqta'una ma emarallahu bi eyyusebe. O şey ki onun vesli Allah onlara emretmiş, onu kat ediyorlar. Bu nedir? Yani ma emarallahu bi eyyusebe huve kat'uhum el erhame. Huve قَدْعُهُمْ الْاَرْحَامَ Erhamları ne etmektir? Rahimleri, sile-i rahimleri kat etmeleridir. وَمُوَالَاتَ الْمُؤْمِنِينَ Müminlerle muvalet etmeleridir. Dostluk kurmalarıdır. İşte onlar bunu kat ediyorlar. مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى O şey ki Allah emretmiş, demiş onu yerine getirin, bunlar onu kesiyorlar. O nedir? Erhamları kesmektir. Müminlerin muvalatını kesmektir. Allah erhamlarının vesrini, müminlerin muvalatını ne ediyor? Emrediyor. Onlar erhamları kesiyorlar. Müminlerin muvalatını ne ediyorlar? Kesiyorlar. اَوْ قَدْعُهُمْ مَا بَيْنَ الْاَنْبِيَاءِ يَخُتَى مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِاَنْ يُسَلَيْهِ kesiyorlar. O nedir onu kesiyorlar? Müminlerin arasında olan bağı kesiyorlar. O da nedir? مِنَ الْوُسْلَةِ Enbiyalar arasında vuslet var. Birleşik var. Ortak yönleri var. وَالْاِجْتِمَاءِ عَلَى الْحَقِّ Hak üzerine enbiyaların içtimai var. Bütün enbiyalar hak üzerine müştemidirler, müttefikdirler. Onlar ne yapıyorlar? Onlar enbiyalar arasında vuslet içtimai kesiyorlar. Nasıl kesiyorlar? Vakat huma ben enbiyai fi imani bi badin bazı peygamberlere iman ediyorlar ve kufrin bi badin bazıları inkar ediyorlar. Halbuki peygamberler arasında irtibat var, bağlantı var, hak üzerine içtima var. Birine iman etmek, hepsine iman etmeye gerektiriyor. Birini inkar etmek, hepsini inkar etmek anlamına gelir. وَيَقْتَعُنَ مَا اَمَّرَ اللّٰهُ Emir ne demek? وَالْاَمْرُ طَلَبُ الْفِيَلِ Emir herhangi bir fiili talep etmek. Ben diyorum murada idrib. بِقَوْلٍ مَخْسُوسٍ عَلَى سَب۪يلِ الْاِسْتِعْلَامِ بِقَوْلٍ مَخْسُوس bir kavl ile birine fiili talep etmek. Ben diyorum idrib, derbi talep ediyorum, mahsus bir sıra. Sürase mücerred olursa, mezid fihi olursa, aynı sürase mücerred olursa, aynı fiil merfum, medmum, meksur olursa belli ölçüde emri gelir. Bir de ala sebil isti'la. Niye? Eğer talabul fiil bi kavlin mahsus ala sebil isti'la değil, yani büyük küçük emir etme cihetiyle olmasa o emir olmaz. Karşıda istila yoksa, musavat varsa iltimastır. Karşı taraf daha büyükse duadır. Emir olması için talabul fiyeli. Bi kavlin maksusin ala sebilil istila. Bak, ala sebilil uluvvi demedi. İstila, emreden kişi kendini âli üstün görüyor. Anlıyorsunuz değil mi? Nefsül emirde ister üstün olsun, ister üstün olmasın. Emreden kişi kendini emrettiği kişiden üstün tutuyor ise bu emirdir. وَيَخْتَعُنَ مَا
وَمَا نَكِرَةٌ مَوْسُفَةٌ Nekir-i mevsufe ise اَمَرَ اللّٰهُ بِيَا يُسَلَى Onun sıfatı olur. اَوْ بِمَانَ اَلَّذ۪ي Ya اَلَّذ۪ي manası nedir? O zaman اَمَرَ اللّٰهُ بِيَا يُسَلَى Onun sılası olur. Sıfat da olsa, mevsul da olsa ayet lazım. Ayet de bihidir. وَاَنْ يُسَلَى وَنَّ وَاَنْ يُسَلَى Yani en mabadıyla beraber fi mevdi'i cerrin mesel tevlindedir, mahalle mecrur bedelun minel hayi. Haya ne olur? Haya bedel olur. Ey bi veslihi, bakın iki şeye işaret etti. Bir, en yusale mesel tevlindedir. İki, orada en üzerine harfi cer olan ba mukadderdir. Ev fi mevdi'i raf'in yahut en yusale mesel tevlindedir, mahalle merfudur. Mahzub bir mubtedaya haber olur. Ey huve en yusale. Mahzun bir huve'ye haber olur. Ve yufsidûne fâsıklar ellezîne yankudûne ahdallâhi min bâdi misâkihi ve yakta'ûne mâ emrallâhu bihî ey yusale ve yufsidûne fil ardî. Ya yeryüzünde nasıl ifsad ederler? Bi kat'i sebili, milletin yolunu kesiyorlar. Ve ta'viki anil imani, imandan alıkoyuyorlar. Ulaike mubtedaun hum faslun demin fasıldır vel haberu el hasirun haber de nedir? Hasirundur. Burada hasir var, demin dediğimiz gibi tekil var. Hasirun ne demek? El mağbunune aldanmış kişiler. Zarar etmiş, zarara uğramış kişiler. Bi haysu öyle aldanmışlar ki hani mağbun ticaretine zarar eden kişi demek. Bi haysu istebdalu nakde bil vefai. Ya vefa ne kadar güzel, kıymetli bir şey. Nakdi onunla tebliğ etmişler. Yani ba zahibe dahil oluyor galip olarak. Burada da nakdi almışlar, vefayı atmışlar. Bak ba metürke dahil oldu. Vel kat'a bil vesli. Kat'i vesle değiştirmişler. Vesle atmışlar yerine Sile-i Rahim yerine Kata-u Rahim almışlar. Vel fesade bis salahi. Fesadi salahla değiştirmişler. Bakın, bıraktıkları ne kadar kıymetli, güzel, aldıkları ne kadar kötü. Vel ikabe bis sevabi. İkabi de ne etmişler? Sevabla değiştirmişler. İşte bunlar nedirler? Bunlar hasırdırlar. Bunların gayrisi değil. Şimdi ulaike mubtada hum demirul fasıldır, ona mahal yoktur. El hasirune haber olur. Hum demirul fasıl, aslında hum harftir. Mahal yoktur. Niye demirul fasıl deniliyor? Çünkü demir suretindedir. Bu meşhur mesele budur. Demirul fasıl'a mahal yok. Bazılar diyorlar humun yani demirul fasıl mahalli makabül mahalli. Ulaike mubtada mahallen merfu. Hum da mahallen merfu mubtada. Bazılar diyorlar mabadi hasirun haberdir. Merfu mudur? Hum da mahallen merfu mabadının mabadi gibi o da nedir? Haberdir. Mahal yok. Mahalli makabildir. Mahalli mabadir. Başka mezhepler de var burada. Meşhur bu üç mezhep. Oldu. 27. ayet bitti. 28. ayetin başında duralım. Oldu mu? Tamam, burada kalalım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب